Merhaba arkadaşlar. 27. hafta Spor Toto tahminleri, Spor toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Ankara Gücü evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Ankara Gücü'nün oynadığı son 5 maça baktığımızda iki galibiyet, üç 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Gaziantep'e 2-0, Adana Demirspor'u 3-1 ve Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu Ankara Gücü. Fatih Karagümrük'ün oynadığı son 5 maça göz attığımızda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Alanya Spor'la 2-2, Kasımpaşa ile 2-2, Konya Spor'la 3-3 berabere kaldı. Kayseri Spor'u 4-2 ve Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti Karagümrük. Ankara gücü ile Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Sivas Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sivas Spor'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Gaziantep 2-1 yendi. Konya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Adana Demirspor'a Kayserispor'a 4-1 ve Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu Sivas Spor. Beşiktaş'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda 5'inde kazandı. Alanya 3-0, Kayseri 2-0, Konya 2-1, Kasımpaşa'yı 2-1 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sivas Spor'la Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Antalyaspor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Antalya Spor'u oynadığı son 5 maça baktığımızda 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Ümraniye Spor'u 3-2 yendi. Giresun Spor'la 2-2. Hatay Spor'la 0-0 berabere kaldı Galatasaray'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu Antalya Spor. Gaziantep'in oynadığı son 5 maça baktığımızda 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Ankara Gücü'nü 2-0 yendi. Sivas Spor'u 2-1. Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. İstanbul Spor'la ve Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı Gaziantep. Antalya Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İstanbul Spor evinde Alanya Sporu konuk ediyor. İstanbul Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Ümraniyesporu 2-0, Kasımpaşa 2-1 yendi. Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor 6-0 ve Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu İstanbul Spor. Alanya Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Karagümrük'te 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'u 5-0, Kayserispor'u 3-1 yendi. Kasımpaşa'ya 4-1 ve Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. İstanbulsporlu Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile tahminim 0-2 çifte şans. Hatay Spor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Hatay Spor'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor 2-1 yendi. Antalya Spor'la 0-0. Ümraniye Spor'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'a 4-0. Fenerbahçe 4-0 mağlup oldu. Hatay Spor. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maça göz attığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı. Alanya Spor 4-1 yendi. İstanbul Spor'a Beşiktaş'a e 2-1 ve Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Hatay Spor'la Kasımpaşa arasındaki karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Galatasaray'ın son 5 maçına baktığımızda 5 galibiyet aldı. Giresunspor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1, Hatayspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 3-0 ve Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etti Galatasaray. Trabzonspor'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Hatayspor'u 2-1, Alanyaspor'u 5-0 mağlup oldu. İstanbulspor'u 4-0, Başakşehir'i e 1-0 ve Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray Trabzonspor arasındaki ile ilgili tahminim maç sonu 1. Ümraniyespor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ümraniyespor'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Giresunspor'u 1-0 yendi. Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. İstanbulspor'u 2-0 Fenerbahçe'ye 2-1 ve Antalya Spor'a 3-2 mağlup oldu Ümraniye Spor. Adana Emre Spor son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Giresun Spor'la 1-1 bir, -bir berabere kaldı. Başakşehir 2-1 mağlup oldu. İstanbul Spor'u 6-0, Ankara gücünü 3-1 ve Sivas Spor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniye Spor'la Adana Demirspor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Fenerbahçe evinde Konyaspor'u Sporu konuk ediyor. Fenerbahçe son 5 maçında 1 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Galatasaray 3-0 mağlup oldu. Ümraniye 2-1, Gaziantep'i 2-1, Antalyaspor'u Sporu 2-1 Antalya ve Hatayspor'u Sporu 4-0 mağlup etti. Konyaspor'un son 5 maçına baktığımızda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ankara gücüne 1-0, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karagümrük'le 3-3, Sivas 2-2 ve Alanya 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'li Konyaspor arasındaki karşılaşma ilgili tahminim Maç sonu 1. Giresun Spor evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Giresun Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda ki beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor'la 1-1, Antalya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'a 4-0, Ümraniye 1-0 ve Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu Giresun Spor. Kayseri Spor'un oynadığı son 5 maça göz attığımızda 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Sivas Spor'u 4-1 yendi. Beşiktaş'a Ankara gücüne 2-1, Karagümrüğe 4-2 ve Alanya Spor'a 3-1 mağlup oldu. Giresi Spor'la Kayseri Spor arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Bundesliga'da Dortmund evinde Freiburg'u konuk ediyor. Dortmund'un oyunda son 5 maça baktığımızda 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Mönchengladbach 4-2, Wolfsburg'a 2-0 mağlup oldu. Bochum'u 3-0, Augsburg'u 4-3 ve Mainz'ı 2-1 mağlup etti Borussia Dortmund. Freiburg'un oyunda son 5 maça baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Antra Frankfurt'ta 1-1 berabere kaldı. Union Berlin'i 4-1, Augsburg'u 3-1 mağlup etti. Wolfsburg'a 6-0 ve Leipzig'e 3-1 mağlup oldu. Borussia Dortmund'a Freiburg arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Premier Lig'de Everton evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Everton'ın son 5 maçına baktığımızda 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. City ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Wolves'a Brighton'a 4-1, Southampton'a 2-1 ve West Ham'a 2-0 mağlup oldu. Arsenal ise son 5 maçında bir beraberlik, 4 galibiyet aldı. Newcastle'la golsüz berabere kaldı. Brighton'ı 4-2, West Ham'ı 3-1, Tottenham'ı 2-0 ve United'ı 3-2 mağlup etti. Everton-Arsenal arasında oynanacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Tottenham evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Tottenham'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda iki galibiyet, üç 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Fulham'ı 1-0, Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti. City'ye 4-2, Arsenal'a 2-0 ve Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu Tottenham. Manchester City'nin son 5 maçına baktığımızda 1 beraberlik 1 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. Everton'la 1 bir berabere kaldı. United'a 2-1 mağlup oldu. Chelsea'yi 1-0, Tottenham'ı 4-2 ve Wolves'u 3-0 mağlup etti. Tottenhamla Manchester City arasında oynanacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Feyenoord evinde PSV'yi konuk ediyor. Feyenoord'un oynadığı son 5 maça baktığımızda ki beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ajax'a ve Utrecht'e 1-1 bir bir berabere kaldı. Excelsior'u 5-1, Groningen'i 3-0 ve Nijmegen'i 2-0 mağlup etti Feyenoord. PSV'nin son 5 maçına baktığımızda ki beraberlik 1, mağlubiyet 2 galibiyet aldı. Emmen'e 1-0 mağlup oldu. Sittart'la 2-2. Sparta Rotterdam'la 0-0 berabere kaldı. Vitesse'yi 1-0 ve Eagles'ı 2-0 mağlup etti PSV. Feyenoord'da PSV arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Barcelona evinde Sevilla'yı konuk ediyor La Liga'da. Barcelona'nın son 5 maçına baktığımızda 1 beraberlik 4 galibiyet aldı. Espanyol'la 1-1 berabere kaldı. Osasuna'yı 2-1, Atletico Madrid'i 1-0, Getafe'yi 1-0 ve Girona'yı 1-0 mağlup etti. Barcelona. Sevilla'nın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Celta Vigo ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Girona'ya 2-1 mağlup oldu. Getafe'ye 2-1, Kadizi 1-0 ve Elçe'ye 3-0 mağlup etti. Barcelona ile Sevilla arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İtalya Serie A'da Inter evinde Milan'ı konuk ediyor. Inter'in son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Monza ile 2-2 berabere kaldı. Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Napo Napoli'yi 1-0, Verona'yı 1-0 ve Cremonese'yi 2-1 mağlup etti Inter. Milan'ın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lazio'ya 4-0 mağlup oldu. Lecce ile ve Roma ile 2-2 berabere kaldı. Salernitani 2-1 ve Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Inter ile AC Milan arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.